Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bayramınız kazasız belasız. Takipçilerle konuşuyorum, seninle konuşmuyorum. Onlar şimdi ben sessizce çarpıyor da ben duyuyorum. Bayramınız, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bugün bir 15 Temmuz'u daha atlatıyoruz. 6 sene oldu. Ülkemizi ufak bir işgalden kurtardık. İnşallah bir daha başımıza böyle bir şeyler gelmez. Kim yaparsa yapsın gelmez. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimize zeval vermesin. Size de zeval vermesin. Evet, dönelim konumuza. Demiştik ki biz size bir tane şu puntalama makinesi aldık. Aldığımız makineyi bir tane dalım dedik. Arkadaşlar, Relife, acayip İngilizce bilirim. Mini Portal Padari Walden Mechanic. Modelimiz RL 936W. Açalım. Çayımızı şu tarafa alalım. Mikroskopumuzu şöyle ayıralım. Bu ne işe yarayacak? Arkadaşlar 11 ve üzeri bataryalarda, işte home duşlarında, işte bazı pillerde filan artık puntalamaya ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü taktığınız pili orijinal dahi taksanız 11 ve üzerine tanımıyor. Öteki anakartın, öteki bataryanın çipini söküp, şu an 11 değil, bunu denemelik aldım yanıma. Çip bölümünü söküp öbür tarafa yeni bataryayı aktarmanız lazım. Bunun için ilk kafadan şöyle bir nikele lehim tutan, normal nikele bizim bildiğimiz klasik kullandığımız lehimler tutmuyor. Onlara lehim tutması için özel bir lehim çıktıydı. Bunu da kullandım. Bu da başarılı bir şey. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Daha ucuz, daha basit bir şey. Şöyle bunun ismi ne diye geçiyor. Valla ismi de yok ki ya. Fast soldering diye bir şey yazmışlar oraya. Yani nikel lehimi diye aratabilirsiniz internette. Bunu yerine koyalım. Ama işi az daha profesyonelleştirelim derken bir puntalama makinesi ihtiyacımız oldu. Böyle bir makine geldi bize. Makinamızın kutu içeriği biz daha önce açtık ama sizin için bir daha topladık. Şöyle iki tane puntalamak için kol, bir tane şarj etmek için USB kablosu, biraz farklı birkaç parça da nikel gönderiyorlar. 0.01 milim mi, 2 milim midir bu, 3 milim mi neyse. Bunlardan da deney yaparız ya da internetten bunun değişik değişik varyasyonları var, alabilirsiniz. Şimdi makinamızın kutu içeriği çok da önemli değil. Makinamızı bir kenara koyalım. Makinamız ne işe yarıyor? Bir arkadaşlar, makinamız power bank özelliği var. Yani şurada herhangi bir telefonu bir USB ile şarj edebilirsiniz. Bu birinci özellik. İkinci özellik, şu kaplolar ne işe yarıyor? Bunlar puntalamaydı. Böyle iki tane de kablo geliyor içerisinde. Bildiğiniz ne kablosu? Bildiğiniz ölçüm aletinin kablolarının aynısı geliyor. Bunlar için yer koymuşlar. Artı ve eksi diye. Bunlar buraya giriyor. Buraya bayağı basitçe girdi. Neyse. Bunlar short giller özelliği var. Yani burada ne kadar bir veri var? Bakalım birinci kademede. 3.5 volt. 3.5 volt standart. Ama şey yaptığınızda amperini, bunları değiştirip amperini de gösterebilirim size ama ben daha önce ölçtüm. 9 ampere kadar güç veriyor. Bir yerde kısa devre ettiğinizde. Mesela neyi? Short giller ben kullanmıyorum arkadaşlar. Bu arada onu da tavsiye de etmiyorum. Hani işi iyi bilmeyen insan için çok tehlikeli bir şey short giller. Termal kamera ya da Latif Mutluer'in en eski analog çicini kullanıyorum. Termal kamerada arızalı bölgeyi buluyorum. Bazen direkt hatalı bölgeyi zaten kısa devre olan yeri veriyor. Bazen veremiyor enteklerden dolayı. Başka yerde oluyor. Onu da çit yardımıyla ölçerek giderek buluyorum. Daha mantıklı. Short giller'in özelliği ne arkadaşlar? Neyse birinci kademede atıyorum. Şuraya bir lehim teli koyalım. Şöyle tutalım. Buraya yakın göster. Gördün mü? Birinci kademede buradan burayı çekemedi. Kesemedi. Yaklaştıralım. Leke yapmasın. Şöyle tutalım. Burayı da kesemedi. Buraya da kesemedi. Yani bir lehim telini kesemiyoruz. Arttıralım voltajı. 8 voltajı diyorum, amperi arttırıyoruz. 8'e kadar çıkardık. Gördüğünüz gibi çat diye kesti. Daha uzun bir mesafede kısa devreye kesebilir mi bakalım. Değdirdik. Yani farz edin ki hattın üstüne değdiriyorsunuz. Kapasitörde herhangi bir yerde kısa devre var. Burayı şaseye değdirdiniz. Burayı kısa devre olan malzemeye değdirdiniz.
Gördüğünüz gibi bak şuradan kesti onu. En yakın. Şöyle göstersem belki çıt diye ses gelir. Görünüyor mu? Çıt diye çıkardığı ses. Yakınlaştırma şeyi var ya. Şu muydu? Ha, ona mı aldın onu zaten? Az daha yakınlaştırabilirsin. Çevre şeyinde. Ha, az daha 2x'ten az daha çık. Şöyle gösterelim. Baş. Şu mesafeden şuraya tutuyorum. Nereden? Gördünüz mü? Buradan kesti. Yakından tutalım. Çok yakın. Çat. Kısa devreyi otomatik olarak ateş çıkarıyor. Ateşi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama değdiği an yani bayağı bir güçlü bir short killeri var. Bu bir özellik. Anladınız. Short killer nedir? Nasıl kullanılır falan bunu araştırın internetten arkadaşlar. Bilinçsiz bir şekilde de anakartta kısa devre ararken ben bunu short killerini kullanayım derseniz anakartta çöp edebilirsiniz. Aman aman. Aman aman bilmiyorsanız işe hiç girmeyin. Size lazım olan özellik bunlar değil zaten puntalama makinesinde. Powerbank özelliği güzel ama. Ayrıca şu güzelliği var. Herhangi bir yere bağlı değil. İstediğiniz tarafa taşıyabiliyorsunuz. Powerbank özelliğinin sebebi gördüğünüz gibi altında ne yazıyor? 5000 mAh. Yani 5000 mAh'lık bir powerbankınız var. Şarjı aynı normal cep telefonu gibi şarj oluyor. Şuradan Type-C'den takıyorsunuz. Oradan şarja taktınız mı bu şarj oluyor. Şu kademeler 1, 2, 3, 4 diye doluyor. Bir dikse diyelim birden başlıyor. 2, 3, 4. Zaten akım oradan geçtiğini gördüğünüzde bu dolu. En güzel sevdiğim yanı bu. Pratik. Elinizde istediğiniz yere taşıyabileceğiniz portatif olması çok güzel. Evet. Şimdi dönelim puntalama özelliğine. Bize asıl lazım olan özelliğimize. Arkadaşlar puntalamada da eksi artı var ama puntalamada eksi artı diye bir şey yok. Zaten puntalamanın amacı kısa devrek yapmak. Kapılar birbirine değmesin. 8 kademe. 8 kademe biraz yüksek bir kademe ama olsun. Şunu düşürelim bir kademeye. Şöyle birbirine bunlar değmesin. Biz de buradan neyin üstünde puntalayabiliriz? Tahta gibi bir şey olsa güzel olurdu ama neyse bunun üstünde yapalım. Şimdi şuradan bir bataryaya, herhangi bir bataryaya söküyorum sizin için. Sökemiyorum. O kadar becerikli değilim. Çok azlığım çoktur. Kopardım şeyi. Nasıl? Görmüş olduğunuz gibi 11 üzerinde de böyle bir entegre sistemi var. Bunu alıp öteki bataryaya taşımanız lazım. Yoksa programlayamıyorsunuz ya da herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Bir daha açalım bakalım açılıyor mu? Açıldı. Çok güzel. Bir de kurda bir bataryayla bunu deneyeceğiz. Bu arada yani tablet diyorum. Laptop bataryalarını da işte birleştirebilirsiniz. O bildiğiniz powerbank bataryaları var. Büyük. Kağıtların da bunda olmaması lazım. İyi temizlenmesi lazım. Video uzamasın diye biraz acele acele yapıyorum. Deney için bu kadar özen göstermeye gerek yok ama. Şuradan yırtalım. Farz edelim bunu puntalayacağız. Lehimlemeyi göstermeme gerek yok. Şuradan bir punta nikel parçası da alalım. Şöyle keselim. Şimdi düzgün bir yerde sabitledikten sonra mengene de şurada burada şu an deney yapacağımız için çok da önemli değil. Birinci kademede hangi uçu hangi yere değdireceğiz diye bir mantık da yok burada arkadaşlar. Birinci kademede herhangi bir uçu sen rahat görebileceğin pozisyon. Göremiyor musun? Gözüküyoruz. Şimdi yani bundan sabitledim burayı. Bunu buraya değdirdim. Tıt. Puntaladı mı? Görebiliyorlar mı? Bak puntaladı.
Ama neredeyse hani az asılsam kopacak gibi koptu hatta. Birinci kat değil mi? Çok düşük. Ortalama bir 4 yapalım. Yarı yarıya. Yarı yarıya bir kademe yapalım. Bu arada çaycımız giriş çıkış yaptı. Şimdi delikler farkında mısın? Şuraya biraz daha ışık vereyim sana. Evet, delikler az daha arttı. Şimdi atıyorum bunu 8 yapalım. Çok kalın bir şey ve çok büyük bir şeymiş gibi. 8'de biraz elektrik atacak. Gördüğünüz gibi eritti. Gördünüz mü? 8 bunun için çok yüksek bir düzey. Yani ortalama 4'te işi çok rahat yapabiliriz. Yani 4'te bundaladığınız şey kopmaz, artık daha da kopmuyor. Gördünüz mü? 8 için çok kalın bir şeye ihtiyacınız var. Yani böyle basit şeyler için 1 ile 4. kademe her türlü işinizi görür. Yani bu şeyler var. Piller var işte. Powerbank pilleri filan. Onlar için 1 ile 4 arası. 8 için bunun kalınlığı 0.01 ya da 2 bir şeydir. Çok kalın bir şey olması lazım. Çok güçlü bir makine. Tamam, başka bir özellik göstermeme gerek yok. Buraya elinizi tutarsanız ne olur? Hiçbir şey olur arkadaşlar. O yaktığı, erittiği üstüne parçalar geri verir size. Buraya tutarsanız ne olur? Bir şey olmaz. Birbirine tutmayın da kardeşim. Ne yaparsanız yapın. Birbirine tutarsanız çarp diye atacak. Atıyorum bunu kendi içine puntalayalım bir de. Hani sökebilir miyiz sonra diye bakalım. Koyalım bunun üstüne. 5 kademe yapalım. 8 çok yüksekti. Ha, arasını uzun tutarsanız daha az bir etki yapacaktır. Bak 5'te bile deldi onu neredeyse. Dönelim. 4 kademe iyi. Arasını uzak tutalım biraz. 4 kademe. 4 kademe çok ideal bir kademe. 6'a bile ideliyor. Şimdi 4 kademeyle olduğu yere asılıyorum. Resmen gelmiyor. Yani 1 ile 3 arası kullanacağınız kalınlığa göre, kullanacağınız nikelin kalınlığına göre puntalamayı tercih edebilirsiniz. Tabii batarya buradan kesiyorsun, oradan kesiyorsun işte. Ondan sonra bir daha puntalıyorsun. Batarya buraya zarar veriyor mu? Vermiyor. Ama bataryayı tekrar şoklayıp canlandırman lazım. Hattı kestiğin için batarya kendini korumaya alıyor bu devreler. Tekrar şoklayarak dedim. İşte power supply'ı da bir voltaj vererek bataryayı tekrar canlandırman lazım arkadaşım. Bu da çok güzel bir şey. Isı kalkanıdır normalde. Isı kalkanın içine ettik yani. Evet. Tanıdım, bitmiştir bu kadar yani. Dönelim, otur. Çayı karıştırdık, bir yudum bile içmedik. Bismillah. Evet. Varsa aklınıza takılan bir konu bununla alakalı. Belki ilerleyen zamanlarda şu an için 11 ve benzeri bataryaların henüz böyle gelip de abi bunu orijinal gibi yap diyen olmadığı için bir video hazırlayamadım size. Nasıl batarya hatası kaldırılır 11 ve üzeri telefonlarda? Onun videosunu da size çekeceğim. Türkçe olarak anlatacağım. İnşallah. Ama bir sonraki olur. Ama bir ay sonra olur. Ona bir şey diyemeyeceğim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.